ihbar eden kadın, teklifinizi bir kez daha geri çevirmek zorundayım deyince, Kemankeş Paşa da ortak bir ittifak noktasında anlaşabileceğimiz kanaatindeyim diye cevap verdi. Ben de bu cümleleri pek bir manidar buldum efendim. Şayalar doğru mu yani? Ne şayası efendim? Şükrü, seni Kemankeş'in yanına boşuna mı soktum? Paşa hakkında gemi inşaat için alınan kerestelerin miktarını fazla göstererek kalan keresteleri sattığına dair iddialar var. Aman yarabbi. Bu işi kitabına uygun yapabilmesi için keresteleri aldığı tüccara sus payı vermesi icap eder. Konuştuğu kadın o tüccar olabilir. Kadın teklifinizi bir kez daha geri çevirmek zorundayım dediğine göre ya bu işin içinde olmak istemiyor ya da alacağı hisse az geldiği için beğenmiyor. Mümkündür efendim. Evvelki gün Kemankeş Paşa'nın zaptiyesine verdiği kutuda belki de kadına giden paralar vardı. Şükrü, şu seyyare kimmiş? Bir takipatta bulun bakalım. Eğer tasavvur ettiğimiz gibiyse Şükrü, hafızan Allah, Kemankeş Paşa'nın başı büyük bir belaya girecek demektir. Marsel'e geliyor sahip. Tamam Berkaş. Sen arabada bekle. Ayağın yolu. Bay Burası ve Aydın Bey'sin iyi olduğunu söylemeye geldim. Tanrı'ya şükür. Bunu söylemek için buraya kadar gelmeniz büyük incelik. Kabul edelim ki ikimiz de onlar için endişelendik. Ne de olsa onlar bizim dostlarımız. Ve benim kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var Marsel'in. Sizi iyi tanımadıkları için Bayan Luna. İnsanlar eğer kusur arıyorlarsa önce aynada kendilerini görmeliler. Teşekkür ederim. Gitmeliyim. Lorenzo beni burada sizle konuşurken görmesin.